Evet, aslında belli bir zaman dilimini doldurduğumuz için kaydımız ikinci bir kayıt olarak daha doğrusu yapmaya karar verdik ve Amerikan borsalarında biraz önce bahsetmiş olduğumuz o Amerikan ve Alman borsasında yaşanan 2009'dan beri yaşanan o güçlü trendlerin artık sonuna geldiğimizden ve artık tuzakların oluşmaya başladığından, uzun vadede artık bu endekslerin bittiğinden mesajlar vermeye çalıştık. Ve şunu söyleyebiliriz, artık Amerika gerçekten 1929 buhranından daha derin bir buhranda, bir sıkıntıda. Borçlar inanılmaz yüksek tüm dünyada. Bunları sık sık her fırsatta söylüyoruz. Şunu söyleyebiliriz, artık Amerikan borsalarında çok ciddi düşüşlerin başlayacağı bir 2017-2018 dönemi görebiliriz. Hatta biraz önce bahsetmeye çalıştık. Burada ilk etapta 17 binlerin altında 15 binler, hatta önümüzdeki 1,5 yıllık süreç içinde 12.500'lere kadar gelebilecek. Eğer buradan itibaren bir fiyat, daha doğrusu düşüş tahmini yapacak olursak, %30'un üstünde neredeyse Amerikan borsalarında önümüzdeki 1,5 yıllık süreç içinde ciddi düşüşler yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Büyümeler noktasında ve birçok makroekonomik verinin daha da bozulacağı bir dönem göreceğimizi, bir resesyon, durgunluk dönemine girileceğini tahmin ediyorum. Aynen Japonya'nın 1990'lı yılların başından itibaren yaşadığı süreci 95-96'da daha da derinleştirdiği bir dönem vardı. O dönemin aynısı şu an için Amerika'da başlayacağına yönelik tahminlerim olduğunu paylaşmak istiyorum. Tabii biz sadece burada fiyatlara bakarak, teknik analize bakarak fiyat yorumları yapıyoruz. Yıllarca temel analizi yaptık. Yani hatta bilançolar noktasında ve birçok şirketin araştırma noktasında, mali müşavir noktasına kadar geldiğimi söyleyebilirim. Bu anlamda çok da bilançoların bile yerine göre anlamı olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bilançosu çok iyi bir olan bir hissenin uzun süre gitmediğini gördük. Ama zamanlama ve bu işi yapmak istiyorsak, ki biz ben de sizler gibi bu işin cephe tarafındayım, yani işlem de yapıyorum. Şunu söyleyebilirim. Hayatında belki hiç işlem yapmamış kişilerin kalkıp ahkam kesmesi, tabii ki saygı duyuyoruz. Sonuçta herkes bir şey söyleyecek. Özgürlükler ülkesi olarak bakıyoruz. Herkes konuşacak. Ama bir lot bile işlem yapmamış kişilerin kalkıp çıkıp hele televizyonlarda boy göstermesi bile bu anlamda gerçekten yatırımcıların bu piyasalardaki kayıp kazanç istatistiğine baktığımızda her şey net olarak ortada. Yatırımcı hisse senetlerinde 10 kişiden 6-7'si para kaybediyorsa, ki kendi parasıyla bunu kaybediyorsa, diğer piyasaları farz edin siz düşünün. Risk yönetimi yapılmadığı için insanlar maalesef özen göstermiyor. Araştırma yapmıyor. Herkes, ama çok kişi maalesef hiç araştırma yapmadan o kadar zor kazandığı paraları birilerinin sosyal medyada, birilerinin bir sözüyle çok rahat paralarını yatırabiliyor. Hatta yani evini, arabasını satan insanlar görüyoruz diyoruz. Bunlara üzülüyoruz tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Bu iş kolay değil. Araştırma yapmak gerekir. Risk yönetimi yapmak gerekir. Disiplin olması gerekir. Hele sisteminin olması çok çok önemli. Güne hazırlanmak çok önemli. Hazırlanmadığınız takdirde birilerinin kaderinizi, daha doğrusu kararınızı, birileri ne derse onun dediğine göre yapmak, gidin her gün işlem yapmadan önce bir para alın, bozuk para alın, 1 lira alın, yazı gelirse satacağım, tura gelirse alacağım deyin. İnanın ben size net olarak söylüyorum, daha fazla para kazanırsınız. Başkalarının söylediğine göre işlem yaptığınızda kaybetme olasılığınız çok çok daha fazla. Ama eğer kendinize yatırım yapar bir şekilde trendleri, fiyatları anlamaya çalışırsanız, inanın çok daha farklı olacak. Onun için biz sadece fiyatlara bakıyoruz. Temel analiz noktasında tabii ki bilançolar önemli. Ama son 3 yıldır borsada 2 elim 10 parmağını geçmeyecek derecede 2,5 yıl, hatta 3 yıldır neredeyse hisseler kazandırmıyor.
40 aydan fazla oldu neredeyse. Reel anlamda, ciddi anlamda zarardı insanlar. Bilançosu iyi olan hisselerin trend hareketlerine baktığınızda, dolar bazında karşılaştırdığınızda ve enflasyonu da bu işin içine kattığınızda hala zararda olduğunu söyleyebilirim. Sadece benim kanaatim gözüme baktan başka bir şey değil. Tabii ki birkaç hisse prim yapmış olabilir ama kaç kişi bu hisseleri aldı, kaç kişi dayanabildi, bunlar önemli. Her zaman nakitte kalıp, her zaman yeni bir gün, yeni fırsat diyerek hareket etmekte her zaman fayda var ve her zaman bakiyenize bakmakta fayda var. Çok fazla kafanızı şişirmek istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Yorumlarımız devam edecek inşallah. Elimizden geldiğince bu yorumları devam ettirmeye çalışacağız. Tabii ki bu noktada teşvik olması için sizlerin de YouTube sayfasından, hesabımızdan bizi abone olarak işaretlemeniz, abone olmanız, destek vermeniz bu anlamda teşvik olacaktır. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Herkese iyi çalışmalar, iyi geceler.